Sana her bir şey söyleyene bununla muamele etmeye kalkarsan, sende ortada bir kişilik kalmadı. Yani Anladım. o bunu yapmış olabilir ama ben şöyle davranıyorum. Neden? İnancım, ölçülerim, hayatı bakış açım, almış olduğum ahlak terbiye falan bir sürü şey sayabiliriz. Evet. Ama işte karşımızdakini olay olarak görüp, onun bana şekil vermesine izin vermiyorum. o Tabi de eğer ki sörf olarak üstüne çıkmaksa evet. konunun, evet. o zaman daha rahat ediyoruz. Çünkü benim bunu yapmama hakkım, kendime bakışım bu. Ben hı hı. sizi kendisine benzetmeyin kötülük amacına ulaşmamıştır diyorlar. Ya. Harikasın yani. çok güzel. Yani e, kötülüğe kötülükle mukabele her kişinin yaptığıdır. Kötülüğe iyilikle mukabele iyilikle mukabele iyi olarak mukabele etmek her kişinin yaptığıdır. Şöyle yani sen bana doğru bir yumruk atsa ben de buna cevaben sana doğru bir yumruk da ben atsam attığım yumruk seninki gibi yine kabalık. Aynı yani şey. Yönünün değişmiş olması onu kabalık olmaktan çıkarmıyor. Ee, olaylara cevap mı veriyoruz, tepki mi veriyoruz? Cevap ya da mukabele ya da tepki. Tepki anlıktır. Tepki reflekstir. Refleks nedir? Azıcık tıp dersi vereyim. Refleks bizim hayatımızın çok önemli bir unsurudur. Yani çok hızlı tepki vermemiz gereken yerde otomatik kodlamalar vardır. Şartlı yani... dedikleri mi? Yok o şartlı değil. Hmm. O öğrenmeyle ilgili bir şey hayvanlarda. Yani mesela bir şey hızla gözüne doğru geliyor Gir. Refleksle kapatırsın onu. Ya bu neydi? Yumuşak top mu? Taş mı? Kesici bir şey mi? Sıcak mı? Soğuk mu? Onu düşünene kadar zaten gözün çıkardı. O yüzden mesela e, kimi reflekslerimiz öyledir. E, refleks kodlanmış ve bizim kontrolümüz dışında bir davranıştır. Yani onun uyaranını aldığımız an beyne çıkmaz. Şu ensede kalır, ense kökünde aşağıda olup biter. Otomatiktir. Beyinde işlenmez. Çünkü o uzun sürer. Kendine vakit yok. Vakit yok kendine koruman lazım. Böyle yaparsın mesela üzerine bir şey geldiğinde. Yoksa gözümüz kaç defa çıkmıştı yani onu değerlendireceksin edeceksin falan olmaz. Refleks e, hayatta işe yarıyor. Ancak olaylar karşısında refleks davranırsak yani hemen tepki verirsek o bana var ben de ona var. <laughs> bana yapmasın ben de ona yapıyorum. <laughs> hani Ali'ye atfedilen söz var ya. Savaşı öldüğünde değil, düşmanına benzediğinde kaybedersin. Düşmanına benziyorsun. Onun adı misilleme. O kısas değil. Farkın o, kalmadı. O değil. O zaman sana birisi bağırdı. Bir dakika. Mümkünse bu uyarını al, beynine çıkar, birkaç nefes al. Bu durumda ben ne yapmalıyım de beynini, aklını işin içine kattığında mukabele edersin, cevap verirsin. Ama beynini işin içine katmadan o bunu yaptı, ben de bunu yaparım dediğinde refleks davranırsın. Yani sadece tepki vermiş olursun. Bak, iza e, vakatil vakı olan olduğunda. Leyse le vak'atiha kâzime Kimse olanı inkar edemez. Olan olanı, olduğunda kimse olanı inkar edemez. Evet. Olanı inkar edecek, yalanlayacak yoktur. Hafidetun rafiatun Hafid alçaltacak mı seni? Rafia her şeyi ettirecek, yükseltecek mi? İşte o sana kalmış. Verdiğin tepkiye göre o davranıştan öğrenirsin, yücelirsin. Bir başkasının hatasından ders alırsın, kendi hatandan da ders alırsın. Bu ilk, ilk üç ayet vak'a bunu söylüyor. Olan oldu. Olacak olanlar da oldu. Biz Yaşandı bitti. sadece. Evet, sadece biz bilmiyoruz. Yani e, hayat böyle bir iplik yumağı gibidir. Biz açıldıkça görüyoruz onu. Ama orada, dürülüdür o. Açıldıkça muhatabı oluyoruz. Vaka, vaka olan olduysa onu değiştiremezsin. İtiraz etmenin anlamı yok o meşhur bir dua vardır. Rabbim bana değiştirebileceklerimi değiştirecek cesaret ver. Değiştiremeyeceklerimi kabullenecek metanet ver. Ama bir de değiştiremeyeceklerimi ve değiştirebileceklerimi birbirinden ayıran feraset ver. Biz o kadar değiştiremeyeceklerimizle uğraşıyoruz ki yani habire bir duvarı dövüyoruz. Yumrukluyoruz. Azıcık gözümüzü kaydırsak sağda bir kapı var. Tık diye açılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.